emekli aylığını almak için bankamatiğe gidip kartını sokup şok yaşayacaklar, emekli zammı için kritik rakam. Enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası milyonlarca memur ve emekli maaşlarına gelecek zammı hesaplamaya başladı. Şimdi gözler 3 Ocak'ta açıklanacak son veriye çevrildi. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? maaşlara gelecek farklarla ilgili konuşan SGK uzmanı Özgür Erdursun dikkat çeken bir noktaya parmak bastı. Erdursun'e Ocak ayında emekli aylığını almak için bankamatiğe gidip kartını sokup şok yaşayacak 3, 3,5 milyon kişi olacak ediyerek açıkladı. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Kritik enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından hesaplar yapmaya devam ediliyor memur ve emekliler için kritik önem taşıyan verilerin belli olması sonrası, memur ve emekli zammının ne kadar olacağı konuşuluyor. SGK uzmanı Özgür Erdursun, zam oranı ve emekli maaşları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Habertürk canlı yayınında konuşan SGK uzmanı Özgür Erdursun şu ifadeleri kullandı. En düşük emekli aylığı 12.500 lira büyük ihtimalle 15 bin lira olacak ama en düşük emekli aylığı 15 bin lira ne zaman olur? Şubat ayında olur diye düşünüyorum. Ocak ayı geldiğinde de en çok haberlerde zaten bu konu ele alınacak. Tamam denecek enflasyon farkları belli oldu, emekli aylıkları belli oldu ama 12.500 lira 12.500 lira da kaldı. Şimdi 12.500 lira ne olacak diye haberler yapılacak. Yasal düzenleme yapılır. Benim tahminim 12.500 liranın 15.000 TL çıkartılması yönünde bir öngörüm var. Ocak ayında 12 binası, 500 lira için ayrı bir yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Erdursun eş şöyle olacak. Emekli aylıklarına 3 Ocak 2025'te son enflasyon verileri açıklandığında, yüzde kaç oranında enflasyon farkı verileceği belli olacak. Dün enflasyon açıklandı. 5 aylık enflasyon verileri belli oldu. %14.57 ama ben 3 Ocak'ta enflasyon açıklandığında %17 gibi enflasyon farkının verileceğini düşünüyorum. Geçen ay yapmış olduğumuz programlarda da ben 3 Ocak'ta 2025'te %17 gibi enflasyon farkı çıkar demiştim. Yine enflasyon verileri açıklandığında bunu gördük ki evet %17 gibi bir enflasyon farkı çıkacak. Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur'da memur ve memur emeklilerinde %12. bu farklar kök aylıklara verilecek. Kök aylıkları yansıtıldıktan sonra 10700 liranın altında kök aylığı olan kişilerin aylıklarına yüzde enflasyon farkı yansısa bile o kişiler yine 12500 lirada kalacak. Bu nedenle Ocak ayında 12500 lira için ayrı bir yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Hazine destekli bir düzenleme yapılacak artık enflasyondan ayrı. Sosyal Güvenlik Kurumu ile alakalı olmayan Hazine destekli en düşük emekli aylığı 12.500 liranın kaça tamamlanacağı konusunda yasal bir düzenleme yapıldıktan sonra 12.500 lira diyelim ki 15.000 lira oldu. Bu durumda da %17 kök aylıklarına enflasyon farkı aldıktan sonra o kişilerin aylığı kaç lira oluyorsa, işte 15.000 lira yaparlarsa, 15.000 liranın altında kalacaksa 15.000 liraya tamamlanacak dedi Peki, o aradaki fark? Mesela Ocak ayında 12.500 alacaklar diyelim ki Şubat'ta düzelecek, o da verilecek mi? İ sorusu üzerine Erdursun, ev verilecek evet, düzeltme işlemi olduktan sonra bu verilecek yanıtını verdi. Erdursun İ şimdi %17 enflasyon farkı ama herkesin cebine bu fark %17 olarak girmiyor. Mesela enflasyon farkı sonrasında işte 12.500 lira rakamını değiştirmezlerse durum biraz daha farklı olur. Şimdi 12.500 lira %100 değişecek mi onu bilmiyoruz. Sadece öngörümüz 15.000 lira olacağı yönünde ama böyle bir düzenleme olmazsa şayet herkes 12.500 liranın üzerine yani kök aylığının üzerine %17'ye almaz. Kimi %5, kimi 0, kimi 10, kimi 13, 15. Böyle karmaşık bir durum var kök aylıkla ve tamamlanan aylık konusunda ama şöyle söyleyelim 12.500 liranın ben Ocak ayında 15.000 Türk lirası olacağını öngörüyorum e ifadelerini kullandı. Devamında Erdursun, ama şöyle Ocak ayında emekli aylığını almak için bankamatiğe gidip kartını sokup şok yaşayacak 3, 3,5 milyon kişi olacak. Allah Allah diyecekler ne oldu böyle? Zamdan bahsediyorlar hayırdır da demeyecekler direkt 12.500 lirayı görecekler. Bu nedenle ya ben zaten 12.500 alıyordum, yine 12.500 lira diyecekler. Çünkü kök aylıklara %17 enflasyon farkı verilecek. Kök aylığa %17 yansıdıktan sonra, 10.700 liraya kadar kök aylığı olan kişilerin yine enflasyon farkı almış haliyle, aylıkları, 12.500 liranın altında kalır. 4,5 milyon kişi 12500 lira ve 12500 liranın altında alıyor. Dul yetimler 12500 liranın altında da alıyor şeklinde konuştu.